Asistanlarınız ekranlarından herkese merhaba. Trabzonspor'un iç sahada Sivasspor'a kaybettiği mücadele sonrasında her hafta olduğu gibi yine Erdal Hoç'la beraber hem bu karşılaşmayı hem de önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasını konuşacağız ama öncesinde Erdal abi hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bayram arası nasıl geldi sana? İyi geldi mi? İyi geldi ya. Evet. Trabzon'a pek iyi gelmedi ama en azından... Bizi kurtardı mı? Yani ben dinlendim, iyi dinlendim. Memlekete gittin mi abi? Yok, hayır. Annem çocuklar. Adapazarı, İzmit arasındaydık yani. İyi yapmışsın abi. Güzel geçmiştir umarım. Trabzonspor, Sivasspor karşılaşmasına ufaktan bir değinelim istiyorum. Tabii üzerinden bayağı da bir geçti epey ama Kayserispor maçı odaklı da konuşuruz. Genel anlamda Trabzonspor gündemini zaten konuşalım istiyorum ama belki birkaç kelam etmek istersin Sivasspor karşılaşmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Ya çok mesela Alanyaspor maçına benzer bir maçtı. Gerçi Alanyaspor daha çok pozisyon bulmuştu. İlk yarı çok iyi oynayan bir Trabzonspor. Hatta biraz şeye benziyor maç. Abdullah Avcı'nın istifa ettiği Ümraniye maçı vardı. Tabii Ümraniye evet. Küme düştü ama o sene o Trabzonspor maçındaki ilk 30 dakika Trabzonspor müthiş baskı yapmıştı. Müthiş pozisyonlar üretmişti. Gol gelmemişti. Tam 30. dakika falandı yanlış hatırlamıyorsam. Trezeguet sakatlandı. Çıktı. Birden başka bir takıma dönüştü Trabzonspor. Sonra da golü yedi zaten. Maçı da kaybetti. Abdullah Avcı istifa etti. Biraz bu maç öyle bir maçtı yine. Bence ilk yarı çok iyi. Çok farklı organizasyonların denendiği ve geleceğe dair ümit verici bir 40 dakika, 45 dakika izledik. Ne zamanki ikinci yarı Trezeguet çıktı. Birden değişti takım. Yani bir santraforsuz oynamak zor bir şey. Hele bizim ligde. Bizim ligde derken bizim... Tekrarın olmadığı takımlarda yani tekrarın çok kısa süreli olduğu bir yıl, iki yılı bulunmadığı, iki yılı bulmadığı takımlarda çok zor. Bir de tabii şöyle bir problem var. Mesela şimdi şöyle düşünelim. Fenerbahçe Karagümrük maçını düşün. Alanyaspor Galatasaray. Karagümrük Fenerbahçe, Alanyaspor Galatasaray maçlarını düşünelim. Ne belirleyici oldu bu maçların ikisinde de? Bitiricilik. Hayır, sonradan oyuna girenler. Değil mi? Evet. Yani ilk yarı Fenerbahçe çok kötüydü. Karagümrük çok daha iyiydi. Golü de buldu. Yine ilk yarı Galatasaray çok kötüydü. Alanyaspor çok daha iyiydi. Devre arası her iki takımda ikişer değişiklikle bambaşka hale büründü. Ve o değişikliklere cevap verebilecek kadro derinliği yoktu diğer iki takımda da. Ne Karagümrük'te ne Alanyaspor'da. Varsa da o değişikliğin ilk 5 dakikası zaten yoğun tempo ve hücum karşısında direnemediler. Trabzonspor'da sonradan oyuna girip oyun değiştirecek oyuncu var mı? Yok. Aslında bu şampiyon olduğu sene de yoktu. Bir tek Cenni vardı yani her şeyde. Yani diğer mevkilerde Joker de adam pozisyondaydım. Yani olan sıkışıklıkta Cenni deniyordunuz. Başka çok da alternatifiniz yoktu yani. Dolayısıyla hani ne belirleyici oluyor? Kadro kalitesi. Yani Hakim Ziyech çıkıyor, bambaşka şeyler yapıyor ve oyunu da değiştiriyor. Sadece skor almadı yani. Evet. Oyunu da değiştiriyor. Ya da Batshuayi ile çıkıyorsunuz ikinci yarı. Ön alanda sıkı bir pres ve rakibi alt üst ediyorsunuz. Evet. Her mevkide işte düşünsene yani sağ bek çıktı, yerine başka bir sağ bek girdi. Mümkün mü Trabzonspor'da? Sol bek mümkün mü? Bir etkisi yok. Yani değiştirsen bile sahaya karşılığı çok fazla yok. Değil. Dolayısıyla anlaşılabilir şeyler bunlar. Yani bu kısmı anlaşılabilir. Şöyle bir problem var mı? Şu saatten sonra böyle bir problem var. Hem Beşiktaş'ta hem Trabzonspor'da. Her iki takım adına daha çok konuşulan şey ne bugün itibariyle? Birinde teknik direktör, diğerinde transfer. Dolayısıyla bu atmosferin sahaya yansıması da söz konusu. Yani oyuncuların bir kısmı, atıyorum kiralık olanlar, önümüzdeki sene kalmayacağını düşünenler, acaba bir konsantrasyon kaybı yaşar mı? Böyle bir endişe var Trabzonspor adına bundan sonra. Çünkü bu kadar çok transferin konuşulduğu, mevki mekibi transferin konuşulduğu bir ortamda. Futbolcu da doğal olarak kendisinin önümüzdeki sene olmayacağını düşünür vesaire. Öyle bir ihtimal var. Böyle bir ihtimale karşı belki Fenerbahçe'nin yaptığı gibi, Fenerbahçe bu seneye kadar mesela prim vermiyormuş. İlave prim vermiyormuş. Bu sene Dzeko başkanla görüşüp, prim önemli. Gerçekten önemli. Yani bizim zannettiğimizden çok daha önemli yani. Yani soyunma odasının gündemi aslında daha çok o diyorlar. Duymuştum abi. Ben başka bir futbolcu abimden, alt liglerde, ikinci ligde, üçüncü ligde oynayan birisinden duymuştum. Futbolcular genelde aldıkları peşinatla uzun vadeli yatırım yaparlar. Arsa, prim, ev, araç gibi aynen. Yatırımlar yaparlar. Aynen. Aldıkları primle de günlük hayatlarını idame ettirirler diye ve söylemiştim. O ilave prim onlar için çok önemli. Yani normal statüde olmayıp ilave konulan prim onlar için çok önemli. Belki işte Türkiye Kupası ve üçüncülük için
öyle bir prim konulabilir diye düşündüm ben kendi kendime yolda gelirken. Acaba hani bu motivasyon kaybı, olası motivasyon kaybını engellemek adına. Çünkü herkesin son roundda, herkesin gardı düşebilir. Çünkü dediğim gibi önümüzdeki sene kalmayacak olduğu düşünülen oyuncular var sahada, Trabzonspor'da. Bir de Türkiye Kupası'nı kazanma ihtimali her geçen gün artıyor. Sebeplerinden birisi de yarı finalde karşılaşacağın Karagümrük'ün çok ciddi bir şekilde artık düşme adayı olması, kırmızı hattın içerisinde yer alması, en büyük rakibin olarak gördüğün, belki de finalde eşleşebileceğin Beşiktaş'ın 5. hocasını da yollamış olması bambaşka bir noktada şu an. 5 hoca yedi bu takım. Doğru. Bu da otomatikman Trabzon'u daha da favori hale getiriyor her geçen gün. Biraz toparlanmasaydı Beşiktaş, Trabzonspor'da Beşiktaş gibi olabilirdi şu an. Muhakkak. Aynı şeyleri yaşayabilirdi. İki, Karagümrük konusunda çok öyle düşünmüyorum. Şöyle farklı bir motivasyon olacak. Evet, neden? Avrupa'ya gidip küme düşse daha çok para kazanır. Erciyesspor gibi, hatırlıyor musun? Daha çok para kazanır. Evet, öyle. Yani dolayısıyla onlar için önemli. Zamanında olmuştu abi Kayseri Erciyesspor. Yani bunun örneklerinden şey, bir tanesi. Hesabı yaparsan daha çok para kazanacak. Dolayısıyla bir motivasyon kaybı söz konusu değil bence. Tam tersi, çok motive olacaklar. Yani bunu hatta şey gibi söylemeyeyim. Yani tahmin gibi söyle, tahmin gibi düşünme bunu. Daha yani fazlası. Yani çok çok motive çıkacak Karagümrük. Yani Tolunay Hoca'nın takımın başında olmuş olması, ne kadar motivasyonu yüksek birisi olmuş, doğru, olması da etkisi. Üstelik kadro da fena bir kadro değil. Ben beğeniyorum. Gerçekten fena bir kadro değil. Biraz bireysel düşünmek lazım abi. Düşünsene Karagümrük. Bir de oraya Emre'yi koy o gün. Yani baya baya iyi kadro yani. Çok zorlayacaktır. Baya iyi kadro. Trabzonspor sol tarafına. Kadrosu yok. Yani niye bu durumda Karagümrük? Belki onu düşünmek lazım. Kötü bir kadrosu yok. Şota tercihi çok Şota yanlış. Şota ile ya. Evet. Yani Şota daha rahat takımlarla. Şota'yı böyle küme düşme adayı takımlarla, işte bak bunlar hep futbol aklı arayışı işte, ki Süleyman Bey bu konuda çok iyidir ama Şota'yla farklı da ilişkileri var ya, belki ondan dolayı olmuş, tercih etmiş olabilir. Ya Halstin'in de farklı ilişkileri vardı. Acun Ilıcalı yakın arkadaşım, yakın dostum dedi ama işte öyle olmuyor. O da çok fazla dayanamadı. İlişkilerle yürümüyor işler. İyi dostum, iyi insan yetmiyor. Şota iyi de teknik direktör olabilir. Bence iyi bir sportif direktör olmalı. Yani benim Şota'yı koyduğum yer çok iyi bir sportif direktör olabilir bence, ama şey değildi. Neyse, yani Trabzonspor açısından kalan haftalarda sahaya motive olabilme becerisi önemli. Yani şöyle eleştiriler oluyor mesela, niye Enis değil de şeyi tercih ediyorsun? Pepe'yi mi? Pepe değil de. Umut Bozok. Umut Bozok, yani sonradan oynadı. Devre arasında Umut'la, evet, başlamak yani istedi. Umut'la başlamak. Burada da birçok faktör. Belki Umut'un, Enis kesin seneye sende. Yani üçüncü santrafor olacak kesin Enis'in. Ama Umut'u da işte değerlendirmek, en azından kazanmaya çalışıyor diyelim. Takasta değerlendirmek için biraz kendine gelmesi vesaire. Bunların hepsi plan dahilinde olan şeylerdir diye düşünüyorum. Oyun, tekrar daha önce söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın ilk geldiği seneyle mukayese edersek daha iyi bir oyun var. Daha çok puan almamış olabilir. Daha az puan aldı. Daha çok mağlubiyetler aldı. O sene çok mağlubiyet almamıştı. Ama üzerine koyabilecek ve seneye keyifle izlenebilecek bir oyun emaresi var bana sorarsanız. Yaz transfer dönemi de oldukça hareketli geçecek. Ama yaz transfer dönemine gelmeden önce kadroya bir baktığımızda ön alanda biraz hareketlilik konusunda eksiklikler yaşandığını düşünüyorum. Ki Trezeguet'in devre arasında çıkması da o hareketliliği bozdu, iyice alt seviyeye indirdi. Bozdu, açıkçası orta saha ve ön bölgede yapılacak transferlerde daha hareketli, daha mobil, daha sprint gücü yüksek oyuncu tercihleri yapılmalı diye düşünüyorum. Şöyle genel anladığımı söyleyeyim önce, bir genel şey. Hani önümüzdeki sene hemen Galatasaray, Fenerbahçe seviyesinde bir takım oluşturma gibi bir niyet yok. Hı hı. Yine yarışabilecek sert ama dengeli bir takım söz konusu olacak gibi hissediyorum. Gibi algılıyorum diyeyim daha doğrusu. Dolayısıyla hani öyle hemen Hamsik, Gervinho, Perez gibi olmayacak. Yani biraz daha 30, ayaklar yere 30, sağlam basacak. Belki bir tane 32 olur, 33 olur, bir tane veya belki iki tane sadece olur. Ama onun dışında daha dengeli bir takım olacağını düşünüyorum. Daha sert bir takım yaratma derdi olacağını düşünüyorum. O yüzden belki planlamayı, bunu da açıklamaları lazım. 2 yıllık bir planlama gibi düşünmek lazım. Bu yıl artı, yani önümüzdeki yıl artı sonraki yıl. Önümüzdeki yıl Avrupa'da bir şeyler yapabilip ligde de işte ilk 3 nasıl olur, ilk 2 nasıl olur. Belki sanki biraz öyle bir takım olacak gibi geliyor bana. Çünkü bütçe o kadar yukarı çıkmayacak bence. Konuşulan bazı isimler var. Aşina olduğumuz isimler var. Hatta Onaçu'nun muhtemelen kalma ihtimali yok. Southampton çift taneli bonservis istiyor. Yeniden, belli olmaz. Yeniden kiralama ihtimali. Belli olmaz. İhtimal dahilinde. Açık kapı bırakalım. Hepten yok değil. Ben tercih eder miyim? Hayır. Ama hepten yok değil.
Ama bonservisi için çok makul durmuyor bonservis gibi. Bonservisi olmaz o zaman. Yeniden kiralama olabilir. Olmaz. Çünkü 15 milyon euro bandında o bir... Bonservisi kimse vermez ona. Muhtemelen. Evet. En azından Türkiye'de veren olmaz diye düşünüyorum. Weghorst'un adı geçiyor mesela. Maliyetsiz bir Weghorst bana mantıklı geliyor. Çok mantıklı da gelir mi bilmiyorum. İkamesi olarak mesela ona çok çok mantıklı. Çok makul ve mantıklı geçiyor ki çok fazla da isim var. Hummels mesela çok fazla dinlenmişti. Bildiğim kadarıyla olmayacak o. Ya dün mesela Şampiyonlar Ligi'nde izledim. Evet. Dikkat de ettim mesela. Henüz buraya gelecek bir noktada değil gibi. Yani hala bildiğim kadarıyla çok olacak gibi durmuyor. Yani. Dillendirmeye de gerek yok o zaman. Yok şöyle. Hani şey anlamında olmuyor. Yani öyle bir kararı yok bildiğim kadarıyla yani. Diyorum ya Şampiyonlar Ligi çeyrek final seviyesi için sırıtan bir noktaya gelmemiş adam hala. Hala üst seviye oyuncusu. Yarı finalde de izleyeceğiz. Şimdi bir oyuncu alındığından bahsediliyor. Sol bek alternatif olarak. O sol stoperde oynayabilir. Öyle fizik kapasitesi yani. Çok iyi. Şimdi şöyle bir de problem var. Dansville ve Gomez. Bunların fesihleri zor. Kolay değil. Diğerleri işte Fontas, Teklic nispeten daha kolay. Yani onlarda Bardi gidecektir muhtemelen. Ondan bir şey gelir mi? Yani gelir belki küçük bir rakamda bonservis kazanılabilir. Kalacak gelecekler kadar gidecekler de önemli. Çünkü 12 yabancı meselesi var. Onu evet. da dikkate almak lazım. Uğurcan gerçekten gider mi? Öyle bir ihtimal ne kadar güçlü onu görmek lazım. Onur Alp'in transferi konuşuluyor. Onu da sana şekilde. Soracaktım. Ya Real Madrid temasları gerçek mi Onur Alp'le alakalı? Gerçek. 10 milyon euro bandında konuşuluyor i̇şte o rakam. Rakamlar olur. Yani koskoca Real Madrid 2 milyon euro verecek değil yani. Değil mi? Tabii canım. Ya 10 milyon euroya hatta daha fazla da olabilir diye düşündüm ama tabii ki henüz A takım seviyesinde şöyle, maç olmamış olması etkiledi. Bak bu bir Trabzonspor'un problemi, iki Türk futbolunun problemi. Bizden kimse oynadığı futbola bakarak oyuncu almıyor. Geleceğine yatırım yapıyor. Mesela çok kızlar değil mi Arda'yı niye oynatmadı diye şey. Evet. Neydi? Ancelotti. Yok yok buradaki. Jesus. Jesus'a çok kızdılar. Zarar mı etti? Hayır. Oynatsaydı belki tam tersi olur muydu? Her ihtimalle. Bizim ligimiz henüz oynatarak satma ligi değil ve bu bizim temel problemimiz. Bak bu bizim temel problemimiz. Gittikçe dikkat edersen bizden transfer edilen oyuncuların yaş şeyi düşüyor. Evet. Gittikçe düşüyor. Potansiyeli yatırım yapıyor. Bu ne demek? Evet potansiyel. Geçmişte Arda fiziksel Turan... özelliklerine bakıyor, şuna bakıyor, buna bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Bundan şöyle bir şey var edebiliriz. Hatta muhtemelen bir şey öğrenmeden gelsin diye de düşünüyor olabilirler yani. Boş gelsin. Daha ne kadar boş gelirse o kadar iyi. Tabii ya Yunus Emre Konak da 18 yaşında Premier Lig'e transfer i̇şte yaptı. Yani bunlar bize şey söylüyor. Bizim ligimiz hani şey diyoruz ya oynat. Bizim ligimiz oynatarak geliştirme ligimi emin değilim. Yani Onur Alp'in gitmesine sıcak bakıyor musun peki? Yoksa... O rakama nasıl hayır diyeceksin? Zamanı diğeri müşahidi diyen bir yönetim. Yani onursa nasıl hayır diyeceksin ona? Ben de hayır demem de. Yani zamanında 23'e ayrı denmişti. Yok ayrı denmişti. Bir benzeri bence de yaşanmamalı. Yolu açık olsun diyelim. Santrafor işi acil. Bir orta saha alındığı söyleniyor. Orta saha bir oyuncu alındığı söyleniyor. İşte sert. 30 yaşlarında sert. Yüksek toplarda da iyi bir orta sahası olduğu söyleniyor. Bir 10 numara alınacak mı ben zannetmiyorum. Sanki 8'lerle oynayacak gibi olacak. Çift 8. Evet çift 8'le oynayacak gibi. Dolayısıyla transfer şeylerine öyle bakmak lazım. Çünkü bir 10 numara vardı. Muhtemel bir 10 numara vardı ama bu tercihle vazgeçildi diye biliyorum. Yani sanki 2-8 gibi. Dolayısıyla transfer söylentilerine bu gözle şeydir transfer. Merak, keyif işidir. Tabii tabii. Transfer konuşmak keyifli bir iştir yani. O yüzden 3-4 şey vereyim bol ki bol bakış açısı belirlensin. Dragoş olacak gibi görünüyor. İnşallah bir aksi çıkmaz. Çok faydalı bir transfer olur. Hem zaman zaman kenarda kullanırsın. Sanki böyle daha sert, bayağı sert bir takım olacak gibi Trabzonspor yani. Yani saha içinde sert bir takım olacak gibi Trabzonspor. Ya Dragoş'un geçen isimlerden anladığım kadarıyla. Ya Dragoş isim özelinde konuştuğumuzda savunma zafiyeti olan bir isim ama hücum anlamında bu eksikliğinden hücum anlamında bu eksikliğini törpülediği için de çok da sırıtmıyor. Ama hücum anlamında dediğimiz gibi çok farklı bir karakter ortaya koyuyor. Onda da ciddi bir bonservis yani ciddi derken Trabzonspor şartlarında 4-5 milyon euro ödenir muhtemelen. Bilmiyorum. Başka isimler de çıkar. Yani Dragoş olur bence. Birkaç gurbetçi ismi gündeme gelir muhtemelen. Çok alt yaş değil de daha orta yaş. Can Bozdoğan adı geçiyor Utrecht'te zaten. Eski Beşiktaşlı. Evet. Her sene 20-25 maç yapıyor Hollanda'da. Belli bir seviyesi var. Evet. Aslında tam Umut Güneş'in ikamesi gibi düşünebiliriz. İşte yani öyle tercihler de olacaktır diye düşünüyorum. Geniş bir kadroya ihtiyaç var. Şüphesiz. Ama o geniş kadro derken işte... Doldurma değil yani. Evet, doldurma değil yani. Bir kere opsiyonsuz kiralık
fikrine karşıyım. %100 karşıyım. Yani kiralık olacaksa da opsiyonlu olması lazım. Ötekinin çok verim alınacağını düşünmüyorum. Yani bir daha Pepe görmek istemiyorum ben mesela yani. Geldiği zaman da söylemiştim. Elbette ki heyecan verir. Pepe bu yani. Herkese heyecan verir ama ben öyle transferler istemiyorum ben. Umarım hoca da istemez. Son güne bırakmazsan öyle bir transfer de yapmazsın. Belki hani öyle değil de belki işte hani her şey bittikten sonra yabancı sayısı da belli olduktan sonra ki o da hala belli değil aslında. Değişir mi diyorsun? Değişir tabii. Yeni federasyon başkanı adayı diyecek ki. Geçen sezondan devam edelim. Geçen sezon. Ya da başka bir şey yapalım diyecek yani. Ya da. Değil mi? Kulüplerin menfaatine olduğunu düşün ya da kulüplerin kısa vadeli şu anda neyin şikayet edecek? Kaç tane yabancısı var Fenerbahçe? 17-18 vardı. Nasıl olacak? Gönderdikleri, sözleşmesini dondurdukları. Nasıl olacak? Kolay değil. Dolayısıyla ne isteyecekler 12'ye şeyden? 12'ye düşmeleri gerekiyor. Nasıl düşecek? Aday bir şey vaat edecek. Ne isteyecekler onlar? Dolayısıyla o yüzden hani onlar şekillendikten sonra belki o zaman işte belki bir tane popüler bir isim sonraya olabilir. Ama benim yani popüler isme mi ihtiyacı var Trabzonspor'un? Yok. Bence 2 yıllık planlama daha doğru. Yazın bakalım transfer konusu oldukça hareketli geçecek. Transferi yani mümkün olduğu kadar erken bitirmek çok iyi. Çünkü Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nda duruyor bir anda şeyler. Piyasa tabii, duruyor. Doğru. Dolayısıyla oraya bırakmamak lazım. Yani omurgayı şeyden önce oturtmak lazım. Çünkü Trabzonspor ister istemez sezonu Türkiye Kupası'nı almazsa sezonu erken açmak zorundasın. Türkiye Kupası'nı evet. Alırsan bir tek sadece direkt şey playoff oynuyorsun. Avrupa Ligi playoff oynuyorsun. Hı hı. O zaman sezonu çok erken açmana gerek yok. Ama diğer ihtimallerde sezonu mutlaka erken açmak zorundasın. O yüzden de kadron hazır olmalı. Evet, turnuva sonrasında başlar Trabzonspor öyle bir durumda. Cumartesi gününde Kayseri Spor deplasmanı var. Zor bir maç olacak. Zor bir maç. Kayseri Spor da sıkıntıya düştü. Evet. Yani bir anda... O da hala potanın içerisine girmedi ama... Yok, yakın. Çok yakın. Çok yakın. Dolayısıyla zor bir maç. Yani Kayseri deplasmanı Trabzonspor için her zaman zor olmuştur. O maçı dönerse o zaman biraz daha rahat bir hücum organizasyonları daha rahat görürüz. Sivas Spor maçında da bahsetmiştin zor bir maç olacağını aslında. Aslında fiziki bir takıma şöyle... karşı. Tam tersi oldu aslında yani ilk yarım saat çok kolay bir maç gibi göründü yani tam tersi bayağı Trabzonspor rakip ceza sahasının oralarda gezdi. Arada kontralar verdi ama yine de bence hani beklediğim zorlukta değildi. Son skor gelmedi yoksa oyunu ilk yarı ben oldukça tatlı. Yani şöyle o oyun üstüne konulabilir bir oyun. O önemli bir şey o. Haftaya Karagümrük maçına gidecek misin kupa maçına? Bir bakacağım kolay değil ders. Çarşamba TRT'de program var. Hmm. Maç çarşamba günü. Evet. İstiyorum. Bir bakacağım. Ama o maç artık herhalde tribün dolu olur. Evet. Ceza etkilemiyor. Etkilemiyor. Türkiye Kupası mücadelesine. Dolu olur. Çok önemli. Bu ben senenin, kapalı kişi bu senenin en önemli maçı. Muhtemelen en kapalı. En önemli iki maçı. Trabzonspor açısından bu senenin en önemli iki maçı. Gidemezsen de rövanşını artık olimpiyatta muhtemelen. Evet. Ona kesin gideriz. Ama yani kesin Trabzon'a gidelim. Gitmek istiyorum bu aralar. Artık ona göre de biz de yayın takvimimizi şekillendiririz. Evet, belirleriz. Cumartesi günü çünkü Kayseri Spor karşılaşması oynanacak. Çarşamba'da maç var. O araya bir yayın sıkıştırırız diye düşünüyorum. İnşallah. Ona göre de bir süreç izleriz. Var mı eklemek istediğim şey abi? Yok. Hayırlısıyla şu lig bitsin. Evet. Bu sezon yorucu geçti sanki çok, biraz ya. Çok. Her açıdan yorucu. Her açıdan yorucuydu. Az kaldı. Bu sezonu tamamlayalım. Transfer döneminde daha keyifli evet. İçerikler, yayınlar yapmaya. Sonra Avrupa maçları başlasın falan filan. Evet. Ağustos ayı heyecan. O tişörtle formayla maça gidilen dönem daha tatlı abi ya. Ağustos yani. Saat 8.30'da Ağustos, Eylül. Hava kararıyor. Ekim, inşallah güzel olur. Tatlı dönemler. Yani ben iyi bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum önümüzdeki sene. Abdullah Avcı'ya bir güven oyu o zaman sen. Yani sert iyi bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım etkilerini de beraber göreceğiz. Ben kurulacak kadronun da çok önemli olacağını düşünüyorum. Şüphesiz. Ona göre yorumlarımı ben de şekillendirmiş olurum. Ağzına sağlık abi tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bizleri de buraya kadar izlediyseniz sizlere de çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyla da alakalı yorum, görüş, öneri ve şikayetlerinizi de artık yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyelim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.